Yukarıda Van Gölü hangi ekolojik kavramı ifade eder demiş. Bakın inci kefalleri Van Gölü'nde 10-15 metre derinliğe kadar yayılış gösteren bir canlı türüdür. Ne inci kefalini sormuş, ne 10-15 metre derinlikle alakalı bir şey sormuş. Van Gölü nedir demiş. Hani geçmiş sorularda böyle bir nehirden bahsetmiştik. O nehir aslında nedir? Ekosistemdir arkadaşlar. İçerisindeki canlı ve cansız unsurları barındıran bir ekosistem. Bakın bir tane popülasyondan bahsediyorsa soru, yani onu sorsa bize bir tür ifadesiyle karşılaşırdık. Birden fazla tür komünite olurdu. Biyosfer tüm ekosistemleri içine alan bir tanımdı. Ekolojik niş canlının e, işiydi. Yani üremesi, beslenmesi, barınması ekosistemdeki işiydi. Ama bize bunların hiçbirini sormamış. Bize Van Gölü'nü sormuş. İçinde ortam var canlı cansız bir ortam var yani ekosistem kavramını açıklamamızı istemiş aslında umarım anlaşılmıştır kolay gelsin Bir ormanın zemininde yaşayan otsu bir bitkinin biyokütlesi faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişebilir demiş. Biyokütle temel teoride besin piramidinin her bir basamağında yer alan toplam canlı ağırlığıdır arkadaşlar. Ve biyokütle besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru azalır. Şimdi biz ne yapacağız? Biz buradaki canlının biyokütlesini arttıracağız. Arttırmak için ki bu üretici bir canlı ne yapmamız lazım? Onun topraktan su ve mineral almasını sağlamamız ve mümkünse bu bunları sürekli hale sokmamız gerekiyor. Ve birincil tüketicilerin sayısı elbette ki bununla beslendiği için nedir? Önemlidir arkadaşlar. Ortama ulaşan ışık şiddeti ve süresi üreticinin fotosentez yapması dolayısıyla üremesi için önemli olduğundan bakın bu ot su bitki her üç maddeye de bağlı olarak gelişim gösterecektir. Umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin. Bakın burada klasik bir besin piramidi aslında ters çevrilmiş. Biz bunu şöyle yapabiliriz. Güneş, burada bir bitki söz konusu, çekirge, kurbağa, yılan ve atmaca. Her trofik düzeyde açılan ayrıştırıcılar var. Doğru mu? Peki hocam, bak bitkiler ışık enerjisinden doğrudan yararlanır demiş. Doğru. Ekosistemi ışık enerjisi olarak giren enerjinin bir kısmı ısı enerjisi olarak ekosistemi terk eder. Doğru ki bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Solunumun %60 ila %80'i ısı olarak kaybolur zaten. Atmaca sayısındaki azalma kurbağa'ya aktarılan enerji miktarını artırır. Bir kere atmaca ile kurbağa arasında doğrudan bir bağlantı yok. Ve kaldı ki bakın burada 1000, burada 100, burada 10, burada 1, 0.1 şeklinde bir enerji var. Yani bakın atmacayı sildiğiniz zaman da kurbağa 10, yazdığınız zaman da 10. O yüzden yanlışı bulduk. Çekirgeden kurbağa'ya aktarılan enerji yılandan atmacaya aktarılan enerjiden fazladır. Neden hocam? Çünkü besin piramidinde üreticiden tüketiciye doğru potansiyel enerji aktarılan enerji azalır arkadaşlar. O yüzden her seferinde söylüyorum trafik düzey sayısı ne kadar az olursa o ekosistemdeki enerji o kadar fazla olur. Ekosistemdeki enerji akışı sırasında enerji dönüşümü gerçekleşir. Evet bakın güneş enerjisi ısı enerjisine dönüşmüş doğru mu? Burada bir sürü başka tür enerji de var. Tabii bunu yazmamışız İşte ATP enerjisi de var, hareket enerjisi de var gibi 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 gibi. O zaman cevabımız ne oldu? C seçeneği. Şimdi ekosistemdeki azot döngüsü sırasında canlı gruplarının hangilerinin etkinliği sonucu topraktaki azot tuzu miktarı azalır demiş. Şimdi bakın arkadaşlar organik artıkları X canlısı amonyak ve karbondioksite kadar parçalıyordu. Bu X canlısı kimdi? Saprofitti. Bakın saprofit ne yaptı? Azotu bir şekilde arttırdı. Azot amonyak yani oksitlenecekti nitrit ve nitrata çevrilecekti. Nitrit nitrat kemosentetik canlılar tarafından oluşturulur ve toprak bir şekilde azot bakımından zenginleştirilir. Bu da arttırdı. Fotoototroflar ise nitret nitrat tuzlarını alarak amino gibi besinler sentezler. Yani bir şekilde bunu ne yapar? azaltır. Bizi onu söylemeye çalışıyordu. Cevabımız yalnız bir olacak. Bakın burada azaltan bir şeyi daha söylemek istiyorum. Burada yok tabi. Denitrifikasyon bakterileri. Bunu da unutmayın. Denitrifikasyon toprağın nitritini nitratını atmosferin serbest azotuna çevirir. Bu bütün bir bilgi arkadaşlar. Ve tekrar söylüyorum. Azot döngüsü ÖSYM için çok ama çok önemli bir döngü. Kolay gelsin. Bir ekosistemde otçul hayvan türlerinden birinin soyu tükenirse bu ekosistemde hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Bakın. Şimdi şuraya ot yazıyorum. Burada da işte otçul hayvanlar yazıyorum. İşte X, Y, Z otçul hayvanlar olsun. İşte burada T olsun etçil hayvan. Şimdi bakın ne oldu? Otçul hayvanlardan birinin soyunun tükendiğini düşünelim. X gitti diyelim. Tamam mı? Ne kaldı? Y ve Z kaldı. Doğru mu? Peki hocam otçul hayvanlar arasında o zaman besin rekabeti azalır. 3 kişi bir besin için savaşırken şu anda 2 kişi bir besin için savaşıyor. Bir şekilde rekabet azalmış oldu. Etçil hayvanlar arasında besin rekabeti arttı. A. Evet şimdi bak bu T. Mesela diyelim ki bir de K olsun yanında. İşte burada da bir L olsun. Bakın bu T ile K ne yapıyordu? X'i, Y'i, Z'yi yiyordu. Şimdi Y ile Z kaldı sofralarında. Yani besinleri azaldığı için ne yapacaklar? Rekabet daha da artacak. Onlara ulaşma rekabeti. Bitki tür çeşitliliği değişmesi bir ekosistem bu. Tür çeşitliliği başta sabittir. Hani bitki sayısı ya da miktarı dese anlarım ama çeşitliliği değişmez arkadaşlar. O ekosistem hala aynı ekosistem. Ekosisteme bağlanan enerji miktarı azalması demiş. Bir kere ekosistem zaten nereden besleniyor? Güneşten besleniyor arkadaşlar. Ne yaptık biz burada? Otları, ...tükenmekten ya da daha az tükenmekten kurtardık. Dolayısıyla ot miktarını arttırdık. O zaman ekosisteme bağlanan enerji miktarı ne olacak? Artacak çünkü bir otçul gitti. Öyle düşünebilirsiniz. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2. Bir besin a gösterilmiş oklar A, B, C, D, E, F ve G ile simgelenen canlar arasındaki besinin aktarım yönünü gösteriyor. Bu besin ağındaki canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olabilir demiş. B ve C'nin toplam biyokütlesi şöyle B ve C'nin toplam biyokütlesi E ve F'nin toplam biyokütlesinden fazladır. Şimdi bakıyorsunuz F aşağıda A onunla beslenmiş B de onunla beslenmiş. Yani B de A ile beslenmiş sanki şöyle bir görüntü var doğru mu? Hani üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe biyokütle ne oluyor? oluyordu azalıyordu o zaman bu ifade yanlış. E ve F üreticidir. Bak bu E ve F üretici olabilir. Çünkü E ile F'yi şöyle dibe koyarsan E ile F'yi dibe koyarsan üretici olarak bak E ile F'yi tüketen bir A var. Şöyle yapalım. Bir A var. Doğru mu? E, F'yi tüketen bir G var. Yani sanki böyle yukarı doğru çıkıyormuş gibi. İşte G ile A ile beslenen bir B var. B ile beslenen C var gibi. Bu olabilir aslında. Devam edelim. A ve G hem birincil hem ikincil tüketici olarak beslenir demiş. Şimdi bakalım A'ya. A, F ve E'yi yiyor. Bunun dışında başka bir şey yemiyor. Yani sanki piramidin altındakiyle besleniyormuş gibi. G'ye de bakalım. G de tek bir şey yiyor. Değil mi? Yani mesela ot yiyorsa otçuldur. Et yiyorsa etçildir gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Gitti bu. B birincil tüketicidir. Hayır. A'dan sonra ya da G'den sonra geliyor. Yani altında bir tane daha var. Yani en kötü ihtimal şöyle bir görüntü olur. İşte F, A, B. Bakın birinci değil ikinci tüketici oldu. D'nin vücut büyüklüğü C'den fazladır demiş. E, genellikle vücut büyüklüğü yukarıya doğru artar arkadaşlar. E, C, D'nin üstünde olduğu için C büyük D olmalı. Ama D'nin vücut büyüklüğü C'den fazladır diyor. Gerçekten de cevabımız B seçeneği olabilir arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin. Bir ekosistemdeki 7 türü içeren besin ağa şematize edilmiş. Türler arasındaki oklar bu ekosistem içindeki beslenme ilişkisini gösteriyor. Buna göre bu besin ağındaki türlerden hangilerinin sayısının aşırı azalması T1 türüne ait birey sayısının en fazla oranda azalmasına neden olur. Yani biz T1'i azaltacağız. Doğru mu? Bunun azalmasının en temel nedeni olan azalma kime ait olmalı? Şimdi t 1 kim yiyor arkadaşlar? T6, T7. T6 ve T7'nin aşırı artması T1'i azaltacak değil mi? Peki T7 ile T6'yı kim arttırır? T5'in ve T4'ün yok olması arttırır. Çünkü T4 ve T5 T7, T6 ile besleniyor. Doğru mu? Dolayısıyla siz T4'ü ve T5'i ortadan kaldırırsanız bu T6 ve T7'nin artmasına dolayısıyla T1'in aşırı azalmasına neden olur. O yüzden cevabımız B seçeneğinde. Bir su ekosisteminde son tüketici olan balıkçıl kuşlarda zincirin diğer üyelerine göre aşağıdakilerden hangisinin daha az olması beklenir? Şimdi şöyle düşünelim. Balıkçıl kuşlar burada. Doğru mu? O zaman balıklar burada. İşte mesela zooplankton burada, fitoplankton burada. Öyle düşünebilirsiniz. Bu da balıkçıl kuş. Şimdi üreticiden son tüketiciye doğru azalan şeyler neydi? Potansiyel enerji azalıyordu. Başka ne oluyordu? Biyokütle azalıyordu. Yani burada balıkçıl kuşların biyokütlesi ve enerjisi en az olacak. Enerji kaybı fazla olacak. Vücut ağırlığı fazla olacak bunlara göre değil mi? Genellikle vücut büyüklüğü yukarı doğru artıyordu. Ee, zararlı madde birikimi fazla olacak. Dokularda biriken zehir, DDT gibi, civa gibi, ağır metal gibi. Biyokütlesi az olacak. Organizasyon derecesi yani gelişmişlik derecesi demek. Gelişmişlik şimdi bir fitoplanktonla bir kuşu kıyaslamayız değil mi? Tabii ki bu kuş daha gelişmiş. Biyokütle nedir arkadaşlar? Daha az olacak. Çünkü üreticiden son tüketiciye doğru biyokütle azalır. Cevabımız D seçeneği. Doğadaki azot döngüsünün bir bölümü aşağıda şematize edilmiş. Şemaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım proteinlerden amonyak oluşturan bu Z saprofit canlı olabilir. Bakın amonyak T azot tuzlarına dönüşmüş. Buradaki T kemosentez yapıyordur. Azot tuzları bir şekilde proteine dönüşmüş. Bakın bu bitki olabilir. Bitki otçullar tarafından tüketiliyor. Otçullar nereye gitmiş? Y'ye gitmiş. Bu da bir etçil olabilir öyle söyleyelim hadi. O da protein olarak dönüşüme uğramış yani ölmüş. Tamam peki. Şimdi X ve T türü inorganik maddelerden organik madde sentezi yapabilir. X bitki, T kemosentetik. Bunların ikisi de ototroftur. Bu ifade doğru. T türü sadece karanlık ortamda otuzlar oluşturabilir ama T kemosentetik hocam fotosentetik değil 24 saat besin sentezleyebilir. Bu bir AYT bilgisi ama olsun. Kemosentetik canlılar arkadaşlar 24 saat ışıktan bağımsız olmak üzere besin sentezleyebilir. X, Y, Z ve T türleri aynı zamanda karbon döngüsünde de etkinlik gösterir. Evet. Kemosentelik ve bitkiler karbondioksit azaltırken işte Y arttırır, saprofitler arttırır. Z türü hücre dışı sindirim yapabilir. Saprofitten bahsediyoruz zaten. Besinlerin üzerine egzostozla. Ee, şey enzim salgılayabilir. Kim mesela egzostoz yapabilir? Mantar yapabilir. Ama bakteriler de hocam e, saprofit olabilir. Onlar egzostoz yapabiliyor muydu? Hayır. Onlarınki farklıydı. Onda hücre zarındaki bazı enzimler arkadaşlar e, salgılama işi yapıyordu. Sonuçta bakterilerde koful oluşmaz değil mi? Lütfen unutmayın bunu. Y ve Z türü heterotrof beslenir. Evet, saprofitler ve etçiller heterotroftur. Tekrar söyleyelim. E, kemosentez hem aydınlıkta hem karanlıkta gerçekleşebilir. Soru aslında çok açık bir soru gençler. Bakın çok böyle detay düşünmeyin lütfen. Bir ekosistemdeki besin piramidi diyor. Bakın besin piramidi. Üretici, birinci tüketici, ikinci, üçüncü tüketici. Bu piramitte yer alan canların konumlarını yani bu şekilde dizmemizi ne sağladı? Tabii ki besinleri karşılama durumu. Üretici olan adam ototroftur. Birinci tüketici dediğin otçuldur. İkinci tüketici dediğin mesela otçulu yen etçildir. Demek ki besinleri karşılama durumuna göre biz bu sıralamayı yapıyoruz. Başka bir şey değil arkadaşlar. Yani besinler enerji elde etmem için mi? Hepsi de solunum yapıyordur mesela. İçinde bulunduğu ekosistem tipi. Hepsi su ekosisteminde bulunabilir. Metabolik faaliyetle kullandığı enerji çeşidi işte ATP'dir sahip olduğu hücre sayısı. Mesela hücre sayısına göre burada bir şey yapamazsınız ki işte tek hücreli çok hücreli mantığı oluşturamazsınız ki. Tekrar söyleyelim tüketim ifadesi ne ile alakalıdır? Besinle alakalıdır öncelikle. Birincil tüketici, ikinci tüketici. Tabi besin piramidinden bahsediyoruz. Anlaştık mı? Umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin. Aşağıda bir ekosistemdeki farklı besin zincirlerinin oluşturduğu besin ağı verilmiştir. Bu besin ağı ile ilgili hangisi doğru değildir? Besin ağındaki tüm besin zincirleri ot ile başlar. Bakıyorum otla başlamış başka bir şeyle başlamamış. Hatta şöyle besin piramidini çizdiğiniz zaman en alta otu koyarsınız. Bakın tavşan, fare, çekirge. Tavşan, fare, çekirge aynı trofik düzeyde. Bu birinci trofik düzey bu ikinci trofik düzey. Peki Besin ağındaki tüm besin zincirlerinin son tüketicisi şahindir demiş. Yanlış. Çünkü bak burada tilki var. Tilkiden sonra gelen de bir şey yok. O zaman bu ifade yanlış oluyor. Fare, çekirge ve tavşan aynı trofik düzeyde doğru. İkincil trofik düzeyde. Baykuşlar kurbağa ile beslenirse bakın fare ile beslenmesinden daha az enerji alacaklarmış. Gelin baykuşu oturtalım grafiğe. Ot fare Baykuş da olabilir. Doğru mu? Ot, çekirge, kurbağa, baykuş da olabilir. Bakın ikinci piramitte şurada ikinci piramitte 1, 2, 3, 4 basamak koyduk. Birinci piramitte ise 3 basamak. Ne diyorduk? Trofik düzey sayısı azaldıkça enerji artacak. Dolayısıyla baykuş burada daha çok enerji elde edecek. Neden hocam? Bak hani %10 kuralı vardı. Şurada 1000, şurada 100, şurada 10 kilojüllük enerji var. Burada ise 1000, 100, 10 1 kilojüllük enerji var. Bu da doğru bir ifade. Baykuşlar hem ikincil hem üçüncül tüketicidir. E yine bunu da gördük bu besin piramidinden. Bak burada birinci, burada ikinci. Baykuş burada ikinciye denk geliyor. Burada 1, 2, üçüncüye denk geliyor. Umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin.